Efendim, şimdi bir bağlantımız olacak. Arkadaşımız Emre Kaplan'a bağlanacağız. Malum Emre Kaplan normalde A Spor çatısı altında Galatasaray'ı yakından takip eden arkadaşımız ama şu anda bir görevi daha var. O da milli takımı da takip ediyor. Şimdi Emre Kaplan'ı yakalamışken önce bir Galatasaray'la programı başlatalım. Sarı Kırmızılılarda da transferde hareketlilik yaşanıyor. Osimhen ismi sonrası başka oyuncular gelir mi gelmez mi noktasında hatta sıcağı sıcağına Emre'nin bir yöneticiye sorusu da vardı. İbrahim Hatip oldu yanlış hatırlamıyorsam. Daha ne transfer olacak dedi ama daha sonrası işte transferler oldu. Bakalım önce Galatasaray'daki detaylar nelermiş Emre? Teşekkürler İzmir'den Gündoğdu Meydanı'ndan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Çok güzel, çok anlamlı bir günde buradayız. 9 Eylül, bundan 102 yıl önce 9 Eylül'de İzmir düşman işgalinden kurtulmuş ve sonsuza kadar özgürlüğünü ilan etmişti. Bunun yıl dönümünde güzel bir gün, güzel de bir milli maç bizleri bekliyor ama senin de söylediğin gibi gündem sıcak. Özellikle Galatasaray'da iki isim üzerinde çok sıcak görüşmeler ve her an neticelenmeye yakın, her an olumlu ya da olumsuz anlamda sonuçlanmaya yakın durumlar olduğunu ifade edelim. İlk isim Zalewski ismi, Roma'da forma giyen Polonyalı oyuncu ki bu oyuncuyla Galatasaray'ın ilgilendiğine dair haberi dış basında da İtalyan basınında da daha önce hiç çıkmamıştı. Tüm aslında hem Avrupa'da hem Türkiye'de ilk bizim paylaştığımız bir haber oldu bu gelişme ve bu transferle ilgili bonservisiyle birlikte Roma'dan oyuncuyu kadrosuna katmak için Galatasaray görüşmelerde bir hayli mesafe kat etmiş durumda. Oyuncu tarafıyla da büyük oranda anlaşma sağlandı. Zaten biraz teklif burada oyuncu tarafından, menajerler tarafından gelmişti. Galatasaray'da da son dönemde özellikle İtalya piyasasındaki transferlerde bilindiği üzere Gardi çok fazla aracılık ediyor. George Gardi, oyuncu temsilcisi George Gardi çok fazla aracılık ediyor. Bu transferin de yine sürecin içinde olduğunu ve görüşmeleri yürüttüğünü ifade edelim. Kulüp adına en azından ilk temasları sağladığını söyleyelim. Galatasaraylı idareciler de işi nihayete erdirmek için ciddi bir çalışma içerisindeler. Dediğim gibi oyuncuyu bonservisiyle Galatasaray kadrosuna katmak istiyor. Kısa süre içerisinde de bu işin neticelenmesini bekliyoruz. Bir diğer isimse Ebimbe. Zalewski sol tarafta daha ağırlık olarak bir sol kanat beki gibi gözüken bir oyuncu. Ebimbe ise hem sağda hem solda hem de merkezde oynayabilen potansiyeli de bir hayli yüksek bir oyuncu. Bu transfer döneminde adı daha önce Napoli ile anılmıştı. Fakat pürüzlerden dolayı kulüpler arasında son aşamada ortaya çıkan pürüzlerden dolayı transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray bu oyuncuyu ise bir yıllığına kiralamak istiyor. Kulübüyle büyük oranda anlaşma sağlandı. Oyuncu tarafıyla da görüşmeler devam ediyor. Ebimbe konusunda da Galatasaray'ın yine sıcak bir şekilde masada olduğunu, görüşmeleri yürüttüğünü söyleyelim. Ayrılanlarla ilgili ise bugün bir gelişme. Çıkıldao Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden bir tanesiydi. Ülkesinin takımlarından Petrolü'yle anlaştı ve bugün Romanya'ya gitti diyelim.